Selamlar sevgili öğrenciler. Bilgi Salmar kitabını çözmeye devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz. Birinci videoyu eğer izlemediyseniz sağ üst tarafa koyayım. Oradan e, linkine tıklar. izlersiniz. O videomuzda neler vardı? Fizik bilimi, fizik bilimin diğer bilme ilişkisi ve fiziğin alt dalları başlığımız idi. Şimdi ise fizik bilimine yön verenler. Peki bu videoda neler olacak? Yani bilim adamları var, bilim insanları var diyelim insan Einstein gibi birkaç tane böyle önemli bilim insanları var ve bunlarda bulunması gereken bazı özellikler var. Bunlara beraber bakacağız gençler. Şimdi bu giriş kısmında bizlere neler anlatıyor? Bilim tarihi incelendiğinde aslında bilimle ilgili birçok araştırma yapılmış daha öncelerde yani eskilerden diyelim ama bunlar sistematik ve deneysel olmayınca zamanla yanlışlığı ispat edilmiş, çürüsünmüş. Örnek, Burada e, Aristo mesela 2300 yıl önce diyor ki bir cismin hareket etmesi için, şuradan atıyor. Bir cismin hareket etmesi için mutlaka bir kuvvet olması gerekir dedi. Ve gezegenler ve güneşin farklı bir kuralla hareket ettiğini bize söyledi. Ancak Galileo ne yaptı? Galileo dedi ki arkadaşlar bir cismin hareket etmesi için, ki bir kuvvet olması şart değil dedi. Mesela sürtünmesiz ortamda bir cisme kuvvet uygulamazsanız o cisim sabit hızla gitmeye devam eder dedi. Aynı zamanda Newton da biraz daha artık işi ileri boyuta taşıdı. Dedi ki Newton hareket yasalar dediğimiz 3 tane yasa açıkladı. ve şunu dedi. Yani fizik yasaları güneş ve ay dahil yani evrendeki cisimler için aynı şekildedir dedi. Einstein ise ne yaptı? Bakın Einstein da bu Newton'un açıkladığı hareket yasaları klasik fizik yani makro boyut mikro hızlar için geçerliydi. Ama mikro boyut makro hızlar için açıklamakta yetersiz kaldı. Einstein da işte onun eksik kalan yönlerini tamamladı. Özellikle görelilik teorisini açıkladı. Yani ne oldu bakın burada? Aslında bilim bir anda gelişmiyor. Yani bir bilim adamı ortaya bir şeyler atıyor. Tabii ki bunu yani belli bir destek üzerine söylüyor. Ortaya atarken belli bir şey açıklıyor. Daha sonra bir sonraki bilim adamı onun eksik yana, kalan yanlarını tamamlıyor. Bu şekilde herkes bir öncekinin eksik kalan yanlarını tamamlayan bilim bir şekilde gelişti. Mesela atom modellerde bu şekilde olmuştur. Daha sonra konularda görürsünüz. Şimdi burada bilim adamlarında olması gereken bazı özellikler var. Bunlar nelermiş bunlara bakalım. Birincisi merak ve keşif. Zaten olmaz olmaz yani insanlarda merak duygusu bir şeyleri araştırmaya yeter değil mi? Merak olmadan olmaz. Herkes yani her bilim insanında olması gereken başlıca özelliklerden bir tanesidir. İkincisi bilimsel yöntem. Yani kendi kafanıza göre gidemezsiniz arkadaşlar. Belli bir bilimsel yöntemi kurmanız lazım. Bakalım neler diyor burada. Bilimsel yöntemi kullanarak olaylar gözlemlemiş, hipotezler kurmuş, deneysel çalışmalar yapmış ve sonuçlarını analiz etmişlerdir. Bu yöntem bilgiyi sistematik bir şekilde elde etmeler sağlamıştır. Peki sistematik çalışma neymiş? Burada geçti ya. Buna bakalım. Çalışmalarını sistematik bir şekilde yürütmüşlerdir. Sorunları analiz etmek, veri toplamak, sonuçları organize etmek düzenli bir yaklaşım organize etmek için düzenli bir yaklaşım benimsemişlerdir. İnovasyon ne demekmiş? Yenilikçi düşünceler sayesinde bilim ve teknolojide önemli ilerlemeler sağlamışlardır. Yani yeniliğe açık olmanız lazım. Yenilikçi düşüncelere sahip olmanız lazım. Değil mi? Problemlere farklı açılardan yaklaşmak için, çözüm üretmek için. Kararlılık ve azim. Evet bu da çok önemli. Karşılarına çıkan engellere rağmen hedeflerine uğraşmak için kararlılıkla çalışmışlardır. Başarılı olabilmek için azimle ve sabırla çalışmışlardır. Altıncısı işbirliği ve paylaşım. Bilgi ve buluşları paylaşma konusunda açık fikirli olmuşlar ve işbirliği yapmışlardır. Bu şekilde bilimsel toplumun genişlemesinde ve bilgiye katkıda bulunmuşlardır. Evet bu ortak özellikler bilim insanlarının olması gereken özelliklerdir. Peki burada kimler var? Yani bilim fizik konusunda önemli şeyleri ortaya koymuş bazı bilim insanları. Mesela Isaac Newton burada Isaac isminden geliyormuş bu arada. Newton bakalım. İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronomdur. 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başlarında yaşamıştır. En önemli çalışmaların biri hareketin yasaları ve evresel çekim yasasını formüle etmesidir. Zaten bu ikisi kendisi için Fizik alanda çok çığır açmıştır. İsim yapmıştır bu konuda. Ayrıca kalkülüsün geliştirilmesine önemli katkılar olmuştur. Bu matematikle ilgili bir şey. Optik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Prizmanın ışığı nasıl bölüme ayırdığını keşfetmiş. Ve bu konuda Optics adlı eserini yazmıştır. Einstein ne yapmış? Bu arada az önce bununla ilgili bir video çektim. Yine olmazsa bunun da kısa yolunu yukarıya koyayım. eğer Unutursam sizler söyleyin. Ee, sayı üst tarafa oradan ulaşırsanız bununla ilgili e, bir video çektim. Onu izleyin lütfen. 20. yüzyılın en önemli fizikçilerden biridir. Ünlü E, -E. Hepiniz biliyorsunuz zaten bu formülü. Bu formül yarısı bu, bu formül kütle ve enerji arasındaki ilişkiyi ifade eder. Yani özellikle bu ne zaman geçerli biliyor musunuz? Yani biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ee, şeyde ışık hızına yakın hızlarla hareket ettiği zaman geçerli olan bir formüldür. Ayrıca ışığın parçacık olarak davranışını açıklayan fotoelektrik etki teorisini geliştirmesiyle de bilinir. Genel ve özel görelilik teorilerle uzay ve zaman arasındaki ilişkiyi tanımlamış, klasik mekani devrim niteliğinde ee, değiştirmiştir. Yani şöyle gençler, burada bizler klasik fiziği tamamen yok saymıyoruz. Klasik fizik belli şeyleri açıklamış ana ama Modern fizik ise onun açıklamadığı kısımları açıklamıştır. Videonun başında söyledim. Nobel fizik ödülünün fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışmalarla kazanmıştır. 1921 yılında. Faraday bakalım. Faraday ne yapmış? 19. yüzyılın bir fizikçisi ve kimyacısıdır. Zaten eskiler dikkat ettiyseniz yani bu bilim insanları hem fizikçi hem kimyacı oluyor. Hem de matematikçi oluyor. Hem de astronom, astronom bilgisayar sahip oluyor. E, astroloji, e, ile ilgileniyor ki herhalde bildiğim kadar Avrupa'da da mesela fizikçi kimyacı diye ayrı bir bilim yok fizik ve kimya derslerine aynı kişi giriyor diye biliyorum yani elektrik ve manyetizma alanındaki çalışmalarıyla tanınır Faraday elektromanyetizma teorisini geliştirmiş ve elektromanyetik indüksiyonun keşfini yapmıştır bu keşif modern elektrik jeneratörlerinin temelini oluşturmuştur ayrıca Elektroliz yoluyla kimyasal ayrışma üzerine önemli çalışmalar yapmış elektrokimyanın temellerini atmıştır. Faraday bilim dünyasına büyük bir etki bırakmış ve birçok bilimsel teorimi ilk kez tanımlanmıştır. İbnül Heysem Arap bilgin ve filozoftur. Batıda Alhazen, Alhazen olarak da bilinir. 10 ve 11. yüzyıllar yaşamıştır. Optik alanında yaptığı çalışmalarla tanınır. Optiğin babası diye biliniyor gençler bu kişi yani. Optik'in temel ilkelerini ve ışığın doğası hakkında derinlemesine inceler yapmıştır. Optik üzerine yazdığı kitap El Menazır, yani Optik kitabı adlı eseri Batı'da da büyük etki yaratmıştır. Yani 300-400 yıl falan boyunca bu kişinin kitapları okunuyor Avrupa'da, çok meşhur o dönemler. Ayrıca astronomi, matematik ve fizik alanlarında da önemli katkılar bulmuştur. İbn-i bilimsel yöntemi vurgulayan ve deneysel gözleme dayanan bir yaklaşım benimseyerek modern bilimin gelişmesine katkıda bulmuştur. Bundan dolayı bakın yani bunun bilimsel yöntemi vurguladığı için deneysel gözleme dayandırdığı için tarihteki ilk bilim insanı olarak da bilinir kendisi İbn-i İlk bilim insanı denilebilir ee, şeydir aynı zamanda. Optim babasıdır. Bununla ilgili bir şey anlatayım sizlere ya. Ee, fazla uzamaz herhalde video. Aslında burada e, şeye Mısır'daki hüküm süren Fatimilere kendisi bir mektup yazıyor. Diyor ki ben sizin bu sorunuzu ne sorunu Nil ile ilgili taşkın, kuraklık vesaire gibi sorunlar var. Bunu çözerim falan diyor. Oraya davet ediliyor kendisi. Ama daha sonra oraya gidiyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmuyor yani. Olmayınca bu sefer hapse giriyor bu sefer. Hapse de ev hapsi gibi bir şey düşün yani bunu. Hapse giriyor. Orada herhalde yani 7 veya 9 yıl tam hatırlamıyorum yılını bu kadar süre e, hapiste kalıyor. O sürede yazıyor bu kitabı. Yani orada özellikle karanlıkla kalması kendisi için bir e, yol gösterici şey oluyor. Yani deneylerini orada yapıyor. Işık kavramını orada çözüyor. Ondan önce mesela görüşler şöyleydi. Mesela bizler cismi nasıl görüyoruz? Gözden bir ışın gidiyor bu şekilde görüyoruz diyorlardı. Ama kendisi diyor ki madem öyle olsaydı biz karanlıkla cisimleri görmemiz lazımdı. Yani bu hapse atılması kendisi için e, bir şey yapmış avantaj olmuş diyelim yani. El Hazine'ye bakalım. İslam, İslam dünyasında yaşamış olan bir bilim insanıdır. İsmi tam olarak Muhammed İbni Muhammed El Bitruji El Asturlabi El Hazine Asturlabi bulmuş kendisi. 11. yüzyılda yaşamıştır. Astronomi, matematik ve mühendislik alanlarında çalışmıştır. Optik, mekanik, hidrostatik gibi konularda önemli eserler yazmıştır. El Mühit adlı eseri hidrostatik ve optik alanlarında önemli bir kaynaktır. Ayrıca astronomi üzerine de çalışmalar yapmıştır ve gök hareketleri üzerine teoriler geliştirmiştir. El Hazir'in çalışmaları Orta Çağ'da İslam bilim dünyasında ve sonraki dönemler Avrupa'da büyük etki yaratmıştır. Gelelim Tesla'ya. Birçok kişinin hayran olduğu kişi değil mi? 19 ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış Sırp asıllı Amerikalı bir mucit mühendis ve fizikçidir. Elektrik ve manyetizma alanında birçok önemli keşif yapmıştır. Alternatif akımın kullanımı yakınlaştırmış ve modern elektrik enerjisi dağıtım sistemini geliştirmiştir. Özellikle Tesla bobini, radyo kontrolü, akımın kablosuz iletimi ve çok fazla elektrik sistemleri gibi birçok icat ve keşfili tanınır. Ayrıca X ışınları ve radyoaktivite de çalışmalar yapmıştır. Tesla'nın çalışmaları modern elektrik ve bir iletişim teknolojiden temelini oluşturmuştur. Bununla ilgili de sizlere şunu söyleyeyim. Kendisi aslında genç bir e, kişi olarak şeyin yanına gidiyor. Edison'un yanına gidiyor. Edison biliyorsun doğru akıma ilgili çalışmaları var. Tesla'nın da kafasında böyle altını fakım var. Ama kendisini tam olarak ispatlayamıyor. Yani orada e, Edison bunun e, altına fakımla ilgili çalışmalar yapmasını çok istemiyor. E, tabii Edison'da şöyle bir sıkıntısı var bu doğru akımın uzak mesafelere taşınmasında sıkıntı yaşıyor gençler ve kendisine diyor ki Tesla'ya sana bir süre veriyorum bana bunun sorun bu sorun çöz diyor. 50 bin dolar para vereceğim sana diyor. Bir sene boyunca çalışıyor ve onun sonra sorun çözüyor. Onun sonra Edison bunu hem dal geçiyor, aşağılıyor, parasına vermiyor. Bu da kızıyor, kendi laboratuvarını kuruyor. Ondan sonra işte arsal çalışmaları bundan sonra yapıyor. Yani burada işte bunun dönüm noktası burada Edison'un verdiği sözü tutmamaması olmuştur. Yani insanların hayatlarının bazı böyle İbn-i olduğu gibi şeyler olmuştur. Buna benzer durmasına şey de var. Yani yine Newton'u Newton'lu da olmuştur. Yani orada Newton'u nasıl oldu? Oradan bizdeki pandemi de olduğu gibi onların zamanında da üniversite okurken e, veba salgın oluyor. E, çiftliğine dönüyor. Orada iki yıl falan boyunca çiftliğinde kalıyor. Ondan sonra şey yapıyor. Çalışmalarını o iki yıl boyunca sürdürür. Orada asıl çalışmalarını başarısını orada göstermişler arkadaşlar. Şimdi burada bir köprü kurma olay var. Fizik bilimine katkı veren bazı bilim insanları var. Bunların sözleri var. Mesela Stephen Hawking bu son zamanlarda yaşamış bilim insanı. Hayatım boyunca büyük sorunlarla yüzleşmekten büyük zevk aldım ve onlara bilimsel yanıtlar vermeye çabaladım hiç hata yapmayan bir insan hiç denememiş demektir. Eğer uzağı, eğer daha uzağa görebiliyorsan bu benden önceki devlerin omuzlarında durduğum içindir. İnsana hiçbir şey öğretemezsin. Öğrenmeyi en çok kendi içinde bulabileceğini öğretirsin. Doğruyu arayan, sadece eskilerin yazdıkları üzerine çalışan ve doğal içgüdüleriyle onlara güvenen değil. Aksine onlara olan inancını dizginleyen ve onlardan öğrendiklerini sorgulayan, tartışan, gözlenmeyendir. Buna göre bilim insanlardan bulunması gereken karakteristik özellikler neler olabilir yazınız demiş. Evet buraya yazdım ben vakit kaybetmemek için. Şimdi burada baktığımız zaman genel olarak yukarıdaki söylenenlerden bizler merak, bilimsel yöntem, sistematik çalışma, kararlılık, azim, inovasyon değil mi? bunların olması gerektiğini ee, anlamamız gerekiyor yukarıdaki şeyler de. zaten hani zaten bunlar aynı zamanda yani bilim insanlarına gelin olması gereken özellikler gençler değil mi? Şimdi teste başlayalım. Burada birinci e, sorumuz, üçün testteyiz. Birinci sorumuz, geçmişte yaptıkları çalışmalar ile bilime katkı sağlamış bilim insanları ve yaptıkları çalışmalardan biri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bilim insanının yaptığı çalışma inceleyerek katkı verdiği fizin alt dalı bölümünü dolduruyor. Bakalım neler var. Şöyle de bakalım küçültelim. Diyor ki buradaki tabloyu kullandığımız zaman hangisi açıkta kalır? Hangisi kullanılamaz? Bunu soruyor bizlere. Birincisi İbn-i Nesen. nesneden yansıyarak gö göre göre yansıyarak göze. Bunu düzeltelim gençler burada bir yanlış çıkar. Göze geldiğinde görüntünün oluştuğunu açıkladı. Bu ne ile ilgili? Bu optik ile ilgilidir gençler. Optik ile ilgilidir. Newton ne demiş? Her türlü hareketin neden ve sonuçlarını 3 temel yasayla açıkladı. Yani baktığımız zaman hareket diyoruz değil mi? hareket hareket varsa burada buna tik koyalım. Hareketli varsa ne vardır burada? Mekanik vardır. Buraya şunu daha güzel yazalım. Şunu tutayım ben. Mekanik. Üçüncüsü Einstein. Kütlenin bir enerji formu olduğunu öne sürerek kütle ve enerji arasında bağ kurmuştur. Yani burada yüksek hızlarda Bahsettiği için bu olay yüksek hızlarda e, gerçekleştiği için e eşittir mc kare var ya o formun. Dolayısıyla bu yüksek enerji ve plazma fiziğine girmektedir gençler. Tesla demiş elektrik enerjisinin daha az kayıp ile iletilmesini sağlayan alternatif akımı buldu. Peki bu ne ile ilgili? Burada şuna tık koyalım. Bu ne ile ilgili? Elektromanyetizma ile ilgili. Elektromanyetizma. Evet. Şurayı sileyim. Öğrenciler hocam yazınız okumakta zorlanıyoruz diyor. Manyetizma. Gerçi şunu da söyleyeyim. Yani evet yazım çok iyi değil ama e, okunmayacaklar da bana göre okunmayacak da kadar kötü değil. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Yani kendi öğrencilerim de söylüyor. Bir ay içinde öğrenciler artık yazıyı okur hale geliyorlar. Yani gelişiyorsunuz tamam mı gençler? O yüzden yani e, pes etmeyin, okumaya çalışın. Hani bizim benim kendi çocuğum da şu anda 1. sınıfa başlıyor. A harfinin örneğini şu anda. Onun gibi siz de pes etmeyin. Yani okumaya çalışın. Ondan sonra yazıları kendiniz bana sormadan okuyacak hale geleceksiniz. Yani bir de şu var. Hani arada mesela bir harfi okumuyordur ama kendisi görülüyordur bence yani. Ee, tahmin edebiliyorsunuz yani optikteki i harfi okunmasa onun optik olduğunu anlarsınız değil mi? Gerçi 9'larda bu çok fazla oluyor. 11-12'lerde bunun o, sorun olmuyor da 9'lar böyle her bir harfin tek tek okunmasını istiyor. Ee, ben de elimden geldiği kadar güzel yazmaya çalışayım. İkinci sorumuz Nikola Tesla'nın alternatif akımı keşfetmesiyle ilgili hangiler doğrudur? Fiziğin elektromanyetizma alt alanıyla çalışmıştır. Doğru mu? Evet alternatif akımdan bahsediyoruz teknolojik gelişmelere katkı sağlamış mıdır? Evet, sağlamıştır. Kendinden önceki bilim insanlarının çalışmalarından faydalanmış mıdır? Evet, faydalanmıştır. Dolayısıyla üçü de doğrudur. Cevabımız E şıkkı olmalıdır. Zaten dedik yani bilim insanları hep kendinden önceki çalışmalara e, referans alıp üzerine bir şeyler koymaya çalışırlar. 3. sorumuz. Önce soru okuyalım. Buna göre öğrencilerden hangilerin yaklaşımları bilim insanı özelliklerindendir? 1. Zeynep. Öğrendiklerini denemeye çalışır. Tabii ki denemeden olur mu? Deney ve gözlemeye dayalıdır diyoruz. 2. Hasan. Deneyleri analiz edip sonuç çıkarmaya çalışır. Evet. 3. Okuduklarını koşulsuz kabul eder. Böyle bir şey yok değil mi? Hiçbir zaman zaten hiçbir konuda okuduklarımızı koşulsuz kabul edemeyiz. Yani bir sorgularız. Bu doğru mu? Kaynak doğru mu? Değil mi? Bu haberi getiren bu şeyi söyleyen doğru mu? Yani o kişi doğru mu? Doğru olarak biliniyor mu? Haber doğru mu? Geçmişi? Bunu araştırırsınız yani. Bir sorgudan geçirirsiniz değil mi? O yüzden bu yanlıştır cevabımız. Bu durumda denizi olacaktır. Dördüncü sorumuz Grambel 1876'da ilk başarılı telefon deneyini gerçekleştirdiği ve bu icat ona büyük ün kazandırdı. Telefonun çalışma prensibi şu yani çal, telefonun çalışması şu prensibe dayanır. Bir kişi telefonun bir ucunda konuşurken ses dalgaları mikrofon tarafından algılanır ve elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu elektrik sinyalleri İletim hattı boyunca karşı taraftaki telefonun hoparlörüne gönderilir. Hoparlör elektrik sinyallerini ses salgılarına dönüştürerek kişinin konuşmasını duymasını sağlar. Bu şekilde iki iş arasında sesli iletişim kurulmuş olur. Bu basit prensip telefon teknolojisinin temelini oluşturur ve günümüzdeki iletişim teknolojisinin gelişmesine büyük rol oynar. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Bilimin ilerlemesi yeni teknolojik araçların icadını kolaylaştırır mı? Evet kolaylaştırır. 2. Graham kendinden önceki bilimsel bilgileri kullanmıştır. Evet tabii ki bilim insanları kullanabildik. 3. Fiziğin elektromanyetizma ve mekanik alt dallarına e, ait prensiplere yalanmıştır. Evet burada elektrik sinyallerine dönüştürül diyoruz ya. Aynı zamanda ses dalgaları diyoruz değil mi? Bunlar ne ile ilgilidir? E, mekanik ve elektromanyetizma me, ile ilgilidir. Cevabımız bu durumda E şıkkı olacaktır. 5. El Cezeri 12. yüzyılla yaşamış bir Müslüman bilim insanı ve mucittir. Özellikle basınç ve basit makine mantığıyla çalışan robotlar konusundaki çalışmalarla tanınır. El Cezeri'nin son e, en ünlü eseri Kitabul Hiyel yani Bilginin Kapsamlı Kitabı adlı eseridir. Bu kitap farklı makinelerin tasarımı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verir ve günümüzde bile mühendislik alanında referans olarak kullanılır. Fili Filli su saati, şifreli kilit, abdest otomatik gibi 50 civarında icadı vardır. Buna göre El-Cezeri ile ilgili olarak hangiler doğrudur? Mekaniğe ilgisi vardır. Evet burada basınç ve basit makineden, değil mi? Altıncı basit basit basınç ve basit makineden yarandığı için mekaniğe ilgisi vardır diyebiliriz icadında fizik bilimine ait alt, kalp, alt yapıları kullanmıştır. Evet bizden söyledikleri fizikle ilgili. Çalışmalarında matematiğin etkisi yoktur. Delinebilir mi? Yani evet. sen çalışma yapacaksın değil mi? Bu şekilde makine, basit makine yapacaksın. Ne bileyim böyle robotlar gibi vesaire gibi şeyler yapacaksın. Matematikten yaralanmaya Yaralanma durumu olamaz gençler değil mi? Kesinlikle yaralanmıştır cevabımız. Bu durumda C şıkkı olacaktır. Evet. Bu testi, test tamam bitmiş. Tamam, güzel. Evet, bu konunun sonuna geldik. Bir sonraki konumuz bilim Araştırma merkezleri gençler. Sorularınız varsa yorumları yazınız. Ee, aynı zamanda hocam şöyle yapsanız daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Yani dikkate alıyorum onları da. Ee, olumlu, olumsuz yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yani tabii ki saygı çerçevesinde diyelim. Bunları yazabilirsiniz. Eyleştirilir açığım. Ee, sizler için daha faydalı olmaya çalışıyorum veya da hocam şöyle bir video çekin. Şu konuda olabilir dediğiniz şeyler varsa bunları da e, dikkat alırım gençler. Evet. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.